Tekrardan herkese merhabalar bu dersimizde bir sayacın modunu ve bir sayaçta limitasyon nasıl yapılabilir bunları konuşacağız. Öncelikle bir sayacın modundan başlayalım arkadaşlar. Bir sayacın modu ne demek? Mod ne demek zaten? Önce bir onu anlamamız lazım. Mod dediğimiz şey aslında matematiksel bir işlem hatırlıyoruzdur mutlaka. Mesela 14 mod 5 diyorduk değil mi? 14 mod 5 nedir? 14'ün 5'e bölümünden kalan sayı ki buna 4 diyebiliriz. Mesela 8 mod 5 nedir? 3'tür arkadaşlar. Fakat burada bahsettiğimiz mod biraz farklı. Bir sayacın modu o sayacın kaç tane sayabildiği bilgisini verir bizlere. Yani ben dersem ki benim elimde 2 bit bir tane ripple sayaç var. Bu sayacın o zaman modu nedir? Siz bana diyeceksiniz ki bu bir 4 mod sayaçtır ya da 4 mod değil de mod 4 olarak söylenir. Ben yine öyle ters çevirmiş oldum biraz garip durdu. Mod 4 bir sayaçtır. Veya elinizde 3 bit bir ripple sayaç varsa ki bundan kastımız asenkron bir sayaç olmasıdır. Bu da mod 8 bir sayaçtır. Peki hocam bu mod 4 mod 8 hani biz tam anlayamadık derseniz biraz daha açalım bakın. 2 bit sayaç ripple bir sayaç ne yapar? 0 0'dan başlar. 0 1 1, 0, 1, 1 diye sayar değil mi? Baktığınızda işte 4 tane saymıştır. Bu yüzden mod 4 e, ıı, türü bir sayaçtır. Veya 3 bit olduğunda neyi gözlemliyoruz? 0 0 0'dan başlıyoruz. 1 1 1'e kadar değil mi? 0'dan 7'ye 8 tane sayı sayıyoruz. O yüzden mod 8 bir sayaç diyoruz. Peki arkadaşlar şunu da düşünelim. Ben burada ıı, 2 bit ve 3 bit'e 2 tane örnek verdim. Üste verdiğim örnekte 0 0'dan 1 1'e kadar. Altta verdiğim örnekte 0 0 0'dan 1 1 1'e kadar ilerledim. Peki bunların her ikisi de up yani ileriye doğru sayıyor. Geriye doğru saysaydık modumuz değişir miydi? Hayır değişmez arkadaşlar. Bakın 1 1 1 0 0 1 0 0 olarak giden geriye doğru sayan 2 bittik bir ripple sayacında yine modu 4'tür veya 1 1, 1 1'den başlayan 3 bitlik 0 0 0'a giden ripple sayacında modu 8'dir. Yani mod kaç tane sayı sayabildiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Yani up ya da down olması mod açısından herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Biz biliyoruz ki arkadaşlar 2 bittik ripple bir sayaç 2 tane flip flop kullanır. Buraya not ettik. Ve sıra Kuralı devre bilgimizi kullanırsak 2 flip flop demek 4 tane durumumuzun olması demek. Nereden biliyorduk bunu? Çünkü 2 üzeri n gibi bir formülümüz vardı ve buradaki n flip flop sayısıydı arkadaşlar. Şöyle yazalım flip flop sayısı. Ve aynı zamanda biz şunu fark ediyoruz. Eğer 2 bitlik bir sayacımız varsa 4 tane sayı sayabiliyoruz. Mod 400 yani. O zaman şöyle bir tespit çıkar mı ortaya? Bizim mod sayımız neye eşittir? Durum sayısına eşittir. Ve aynı şeyi bakın 3 bitlik kısım içinde gerçekleşiyor olacak. 3 bitlik bir sayaç için 3 tane flip flop kullanırız. Bu da ne demek? 8 tane durumun ortaya çıkması demek. Eğer herhangi bir şekilde durum diyagramını çizmek isterseniz ki bu da ilerleyen derslerimizden birisinin birinin konusu olacak. Böyle bir tespit daha yapmış olalım. Şimdi tüm bunlarda aslında olay şu arkadaşlar. Yani biz mod bilgisinden çok sayaçlara limit koyabilir miyiz? Bunu incelemek istiyoruz ve mod bilgisine de bu yüzden girdik aslında. Hemen konuşalım. Şimdi bakıyoruz elinizde 2 bit bir sayaç varsa ripple bir sayaç. Ne yapıyorsunuz? 0'dan 3'e kadar sayıyorsunuz değil mi? Veya elinizde 3 bit bir sayaç varsa ne yapıyorsunuz? 0'dan 7'ye kadar sayıyorsunuz. Ama ben istiyorum ki 0'dan 5'e kadar sayayım. 3 ile 7'nin arası. Yani ne 3 ne 7. Ben 5'e kadar saymak istiyorum. Peki bunu yaparken kaç flip flop kullanacağım arkadaşlar? Önemli soru bu. Baktığınızda 0'dan 5'e kadar saymak istiyorsunuz ya. Bir kere her türlü 3 tane flip flop'u kullanmanız lazım. Neden? Çünkü 2 bitlik sayacınız, sayacınızda 2 flip flop var ve bu sadece 3'e kadar gidebiliyor. 4 ve 5'e gidemiyorsunuz. İşte limitasyon dediğimiz mantık da buradan geliyor. Çünkü 3 bit'te biz 3. sayıdan sonra yani 3 sayısından sonra 4, 5, 6 ve 7'ye gidebiliyoruz. Siz 4 ile 5'i almak istiyorsunuz 6 ile 7'yi almak istemiyorsunuz. İşte bu yüzden limitasyon diyoruz. Ve bu şekilde 0 ve 5 arasını sayan bir ripple sayaç arkadaşlar mod 6 sayaç olarak isimlendirilir. Ve zaten bu da mantıklı değil mi? Çünkü bakın saydığım sayılar 0, 1, 2, 3... 4 ve 5. 6 tane sayı sayıyorum. Mod 6 bu yüzden diyebilirim. İşte mod bilgisini bu yüzden öğrendik arkadaşlar. Mod 6 bir sayaç tasarlamak istiyoruz mesela. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu anlayabilmek için. Şimdi arkadaşlar bu tarz bir limitasyonunuz varsa öncelikle üst limite gitmeniz lazım. Nedenini az önce de açıkladığımı düşünüyorum. Çünkü alt limite giderseniz orası zaten alt bir limit. Fakat üst limite giderseniz üstte en azından bazılarını kısıtlayarak bir noktaya kadar yine gelebilirsiniz. Fakat alt limit hiçbir şekilde oraya gidemiyor. O yüzden üst limite gitmek mantıklı. Ve biz de şöyle diyelim. Şöyle bir tane taskımız olsun. Taskımız nedir arkadaşlar? Mod altılık bir sayaç tasarlamak. Şöyle yazıyorum mod 6 sayaç. Şimdi ben neyi biliyorum? Üste gitmem lazım çünkü aşağıya gidersem hiçbir şekilde bunu e, karşılayamam. O yüzden 2 üzeri n de 8 diyeceğim. 8 tane durum varmış gibi davranacağım. Bu da ne demektir? 3 tane flip flop kullanacağım arkadaşlar. Şöyle 3 flip flop kullan dedim. 3 flip flop kullanmam ne demek? 0 0 0'dan başlıyorum sayacım da. Nereye kadar gidiyorum? Bakın 0 0 1, 0 1 0 0 1 1, 0 değil artık orası 1 değil mi? 1 0 0, 1 0 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Baktığınızda 8 tane sayı sayıyorum arkadaşlar. Sırası da aynen bu şekilde. Ve daha sonrasında ben diyorum ki ya bir dakika kendimize gelelim. Ben 5'e kadar saymak istiyorum. 5 dediğim yerde neresi arkadaşlar? Bakın burası. Bunu da alacağım. Şu son iki durumu almak istemiyorum. Buraya bir tane çarpı atalım. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu yaparken flip flop'larda daha önce bizim görmediğimiz bir şey kullanacağız. Bu da bunlar da arkadaşlar preset ve clear düğmeleri. Hocam ne diyorsun? Biraz kafamızı karıştırdın diyebilirsiniz. Evet şu noktada bir şey bilmediğin yani bu preset ve clear'ı bilmediğiniz için bir kafa karışıklığı olabilir ama birkaç dakikaya çözeceğiz. Daha önce preset ve clear denen şeyleri görmedik. Çünkü nadir uygulamalarda karşımıza çıkıyor ve flip-flop'lar zaten kafa karıştırıcı olduğu için o an suyu bulandırmak istemedim. Fakat şu an flip-flop'ları iyi biliyoruz. O yüzden preset ve clear hakkında konuşabiliriz. Preset ve clear arkadaşlar bir önceki derslerimizde görmüş olduğumuz sayaç devresi üzerinden anlatmak isterim. Yani ne yapacağım? Yine buraya bir sayaç devresi çizeceğim ve evet 3 bitlik çizeceğim. Hemen ben bunları kopyalayayım. Vakit kaybetmeyelim. Bu şekilde üç tane flip flopumuz var. Bunlar yine T türü olsun. Bunlara hemen input ve output atamalarını yapalım. TB diyoruz. Burası QB olacaktır. Burası TC, burası da QC olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar bir de ne yapıyoruz? Uh, clock ataması yapıyoruz değil mi? Tam ortadan clock sinyalinin gelmesi için şöyle bir input çiziyoruz. Ve buraya kadar fark ettiyseniz preset ve clear'dan bahsetmedim. Preset arkadaşlar şurada karşımıza çıkıyor. Bakın bu flip flop'un üstüne ben şöyle bir tane yuvarlak çiziyorum. Ve buraya diyorum ki burası benim için P inputudur. P'den kastımız da hemen şuraya yazalım. Preset. Tamam mı? Az sonra çok daha iyi anlayacağız ve bunlar inanın çok kolay şeyler. Bir de arkadaşlar flip flop'un altına gidiyorum. Şöyle bir şey çiziyorum. Buraya da C diyorum. Tamam mı? Bu C'de clear anlamına geliyor. Arkadaşlar devrenin geri kalanını tamamen aynı şekilde tasarlıyorum. Bakın diyorum ki işte buradaki Q A şuraya gidecektir. Buradaki QB buraya gelecektir. Şu baştaki flip flopumuza da bir clock yollayayım. Onun dışında ne yapmam gerekiyor? T A T, B ve TC'yi ortak bir hatta birleştirmem gerekiyor ve bunlara input bir vermem lazım değil mi? logic bir vermem lazım. Bakın onu da yapıyorum. Şurada onların hepsini birleştirdim. Buradan bir logic bir verdim. Ve diyeceksiniz ki hocam peki bu preset ve clear ne işe yarıyor? o zaman niye koydun? Arkadaşlar buradaki mantık şu. Arkadaşlar preset tuşumuz 0 olduğu zaman bizim Q değerimiz 1 olacak. Clear tuşumuz 0 olduğu zaman bizim Q değerimiz 0 olacak. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Hocam clear temizlemek demek evet biliyoruz işte clear head and shoulders falan. Clear eğer temizlemek demekse bizim temizleme tuşumuz, durumumuz bir olduğu zaman Q'nun sıfır olması yani temizlenmesi gerekmez mi? Evet aslında doğru bir çıkarım gibi değil mi? Preset ne demek? Önden set etmek, önden bir değer vermek. E, onun da bir olduğu durumda Q'nun bir olması lazım ama burada tam tersi bir durum var diyebilirsiniz. İşte arkadaşlar o aslında şuradaki yuvarlaklardan kaynaklanıyor. Bunları her zaman için negatif yuvarlaklar gibi düşünebilirsiniz. Buradaki yuvarlaklar bizim sahip olduğumuz signifi... Sinyallerin active low yani arkadaşlar düşükte aktif olduğunu kabul eder yani bu ne demek aslında mantıken yani suyu iyice bulandırmayalım değer sıfır olduğunda aktif olan sinyaller bunlar anlaştık mı hani şöyle düşünebilirsiniz mesela diyelim ki ben şöyle bir tane not gate attım araya. Burada 1 elde etmek için buraya 0 vermeniz gerekir değil mi? Aynı mantık bakın. Pre Presete 0 veriyorum ki burada 1 elde edeyim. Tamam. Bu tabii bir analojik örnekti. Daha iyi anlayın diye. Önemli olan sizin şu sağdaki bilgileri bilmeniz. Yani preset 0 olduğu zaman Q'nun 1 olduğunu ve C0 olduğu zaman clear 0 olduğu zaman Q'nun 0 olduğunu. O yüzden o mantıkla diyorum ki ben gideyim bu preset'i arkadaşlar şu üstteki 1 hattına bağlayayım. Neden derseniz arkadaşlar ben bu preset'i 1 olarak bağladığım zaman Q'yu otomatik olarak 0 yapmış olurum. Yani burada aslında kastım şudur arkadaşlar. Eğer preset'i ben sıfır yaparsam Q her türlü 1 olacak zaten. Artık clear ile o değeri değiştiremem. Ben preset'i 1 yapıyorum ki bakalım clear ile acaba değeri değiştirmem gerekir mi? Onun mantığını da şimdi şöyle anlatacağım. Ben soldaki durumların bunları sayacın durumları olarak düşünebiliriz değil mi? Hangisini istemiyorum? Bakın bunu istiyorum, 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 istiyorum. Bunu da istiyorum. Bakın buraya geldim bunu istemiyorum. İstemediğim durumu biraz inceleyelim bakın. Bu aslında nasıl bir durumdur? QC'nin 1 olduğu değil mi? Devam ediyorum bakın. QB'nin 1 olduğu ve QA'nın da sıfır olduğu bir durumdur. Ben bu durum yaşansın istemiyorum. E, o zaman ne yapabilirim arkadaşlar? Bu durum yaşandığında bakın gider de clear'ı eşittir sıfır yapabilirsem ne olmuş olur? tüm Q'lar sıfır olmuş olur. Tüm Q'ların sıfır olması da ne demek? Benim başa geri dönmem demek. İnanılmaz mantıklı. E peki bunu nasıl yapacağım? E çok basit yani. Şunları bir silelim artık. Orayı biraz anladığımız düşünüyorum. Umarım not almışsınızdır. Çok basit. Şurada her bir flip flop için clear'ım olacak ya. Şöyle yapalım. Bir de şuraya da yapalım. Tabii ki bunların arkadaşlar presetlerini de yapmamız lazım. Şöyle eksik kalmamız lazım. Gayet güzel. Şimdi her bir flip flop'un clear'ı var ya. Ben bunlara şöyle bir ortak hat çekeyim. Tamam gayet güzel ilerliyoruz. Ve bu ortak hat bir sinyale bağlı olsun. Ve bu sinyalde QA, QB ve QC'nin değerlerine baksın. Eğer QA eşittir bir, QB eşittir bir, pardon. Eğer QC eşittir bir, QB eşittir bir, QA eşittir sıfırsa. Yani şu durumdaki gibi ise bu C'yi sıfır yapsın. Aa, bunu nasıl yapacağız bir düşünelim. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela NAND gate diye bir şey öğrenmiştik biz değil mi? NAND gate neydi arkadaşlar? Inputlarının hepsi 1 1 1 1 olursa bir AND kapısının tam tersi olarak davranıp burada 0 veriyordu. E bunu kullanabiliriz aslında. Nasıl biliyor musunuz? Bakın şöyle bir şey açtım. Dünyanın en kötü NAND kapısını çizeceğim şimdi. Yo yine iyi çizdim. Evet. Şimdi burada da hangi sinyallerim olacak biliyor musunuz? Öncelikle QJ'yi verdim. Çünkü QJ'nin 1 olmasını bekliyorum zaten. QB'yi de verdim. Onun da 1 olmasını bekliyorum. QA'nın da değilini veriyorum bakın arkadaşlar. Neden? Çünkü onun 0 olmasını bekliyorum. Ben buraya çok kötü çizdim ama siz daha güzel çizeceksiniz. Buna eminim. E şimdi böyle bir şey yaptığım zaman ne oldu arkadaşlar? QC'nin QB'nin 1 olduğu ve QA'nın 0 olduğu durumda clear'ı 0 yapmış oldum. O yüzden her bir flip flop'un output'u otomatik olarak 0'a dönmüş oldu. E problemi de çözmüş oldum bakın. Çünkü 5'ten sonra 6'ya geçtiğimde otomatikman hop başa sarıyorum. Ve derseniz ki hocam neden 1 1 1 için ayrı bir durum yapma, yapmıyoruz? gerek kalmıyor. Çünkü ben buraya, bu noktaya gelemiyorum ki. Buraya gelemediğim için bir, bir, biri hiç görmüyorum bile. Oradan direkt başa dönüyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde ne yaptım? Bu şekilde ne yaptım? Bir limitasyon yaptım arkadaşlar. Bu sayede artık benim elimde sıfırdan 5'e kadar sayan bir sayaç var. Tamam mı? Bu da gayet güzel bir örnek oldu. Ve bu sayacı tamamlamak istersek yani yine ben bunu tam olarak değerlendirmiyorum. Şu yüzden bakın şuradan şöyle bir çıktığınızı alacaksınız. Buradan da çıktığınızı alacaksınız. Yani bu sayacın çıktıları nerede? Bunları göstermek hep önemli. Sınavda da belki hocalarınız ekstra olarak bunu sizden bekliyor olabilir. Şöyle kocaman bir hat çizelim arkadaşlar. Bu hattın içine arkadaşlar ne giriyor? Bizim clock değerimiz giriyor ve clock değerinin çıkışında arkadaşlar ben neyi alıyorum? QA, QB ve QC'yi. Tabii ki burada şunu unutmayın. Bakın burası ups düzenleme kapatmamışız. Hemen kapatalım. Burası bakın QA ve QA least significant bit arkadaşlar. Burası QB, burası da QC. İşte bu şekilde tasarlayabilirsiniz limitlenmiş bir sayıcı. Bundan bir sonraki dersimizde arkadaşlar bir Sayacın durum diyagramını yapacağız çok çok kolay olacak. Daha sonrasında BCD bir Ripple sayac nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. BCD Ripple sayac aslında bununla baya benzer. Hatta ben size bir ödev de vermek istiyorum. Yani yapmak isteyenlere sadece belki sonrasında ben de bunun ekstra videosunu çekerim. Ödev şu arkadaşlar sizden 0 ile 11 arasını sayan bir ripple sayaç istiyorum. Buna çok benzer olacaktır zaten çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Dinlediğiniz, izlediğiniz, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. كفن النفيس شكيلي